Asıl mesele şu, iki yere varacağım. Bir, doya doya yaşayamıyorsun. Tabii. Sürekli bir şey hali, bir böyle bir tedirginlik hali. İkincisi, elbette asıl konuşmamız gereken konuları tamamen arkaya atıyorsun ve meseleyi birilerinin istediği yere getiriyorsun. Tartışma oraya bağlanıyor. Yine netice ben şunu söylerim ya arkadaş. Bugün sen paylaşmışsın sigaraya zam gelmiş. Değil mi? Geçen günde 5 lira, 5 lira. Ha, en düşük ben çıkardım senden sonra. En düşük sigaranın fiyatı 47 lira kardeş. 53-55 lira pahalı sigaralar biraz daha. Alkollü içecekler. Ya ben de iki soru soruyorum. Madem bu kadar bu insanlarla, hani kadın özgürlüğü sorunu yok senin sorunun. Senin sorunun mayo sorunu değil. Kılık kıyafeti değil. O özgürce hareketleri değil. Onu sadece erkeklere ait sayıyorsun. Yani bir erkek futbol takımı müsabakada kazanmış, finalde şampiyon olmuş. Şarkı türkü söyleyerek çılgınca sahada dans edip eğleniyorlar. Onlara bir şey demiyorsun. Kadın erkeği eşit görmüyorsun. Kardeşim iki sorunun o zaman cevabını ver. Bu alkollü içeceklerle bu ülke ayakta duruyor neredeyse. Aldığın ÖTV'lerle, KDV'lerle maaşların ödeniyor. Faiz haram. Faizden gelen stopajlarla bilmem şunlarla bunlarla. Kardeşim onları niye? Onlara niye bir kelam etmiyorsunuz, bir söz söylemiyorsunuz? Hayırdır? Yani şimdi siz ülkenin anayasasını, her şeyini bir kenara koyup istediğiniz gibi, yani bendensin, sendensin, benim istediğim gibi düşüneceksin, benim istediğim gibi konuşacaksın, benim istediğim gibi hareket edeceksin, biat edeceksin. Ben ne dersem o olacak, saygı göstereceksin. Yani böyle şekillendirip böyle mi olmasını istiyorsun? Hayır kardeşim, bu olmayacak. Olamaz. Doğru değil. Sana da yapılsa doğru değil, bana da yapılsa doğru değil. Geçmişte bir de bunlardan dertlenip sıkıntı çeken insanların şimdi bunlara tevessül etmesi de ayrı bir acı durum. Yani isterseniz başka paylaşımlarda paylaşın. Arkadaş, yani sevin sevmeyin. Oradaki oyuncu, bazı oyuncuların kılığını, kıyafetini. Bu 12 maç kazandılar değil mi? En az 15, 12 maç. 15. Bilmiyorum, belki de daha fazla. Üst üste 15 diye hatırlıyorum ben. Yani kafalarına vura vura takım halinde Avrupa'nın ilk şampiyonu senin A takımın, kadın voleybol takımın kardeşim, milli takımın bitti. Efendim bunlar milli değil. Ebrar milli değil. Vargas milli değil. Ney milli? Efendim işte o devşirme. Devşirme iyi devşirme. Böyle devşirme yap kardeşim yapacaksan. Futbolda da görüyoruz birçok devşirme. Yani devşirme yapacaksan böyle yap. Ne var bunda? Ama ondan olsa, kendisinden görse yere göğe koyamaz. Koyamaz. Sadece hayat tarzları, sadece özgürlüklerini yaşamaları, kendilerini öyle göstermeleri 21. yüzyılın 3. 10 yılında ana tartışma konusu hala bu. Kadın erkek eşitliği. Konuşulamayan bu. Öne çıkamayan bu. Esas konuşulması, öne çıkarılması gereken konu bu. Zihniyet bu. Bunun diğer bir yansıması ise al bunu siyasi polemik konusu güzel yapıyorsun. Gerçekten konuşulacak konularda alıp bir yere koyuyorsun. Ağzının tadıyla da sevinemiyorsun. Birkaç yani cümlem daha var. Buyurun buyurun devam edin hocam. Birkaç dakika sonra reklama gidip ondan sonra İsmail Saymaz'ı yani şimdi vereceğim. Dolayısıyla paylaşımlarla alakalı konularda isimlendirme yapmak istemiyorum. Ağza alınmayacak Ebrar'a sözler söylüyor. Niye ona bir kerem etmiyorsunuz ya? Ya ayıp bir şey ya. Bu bir kadın. Bu bir voleybolcu. Milli voleybolcu. Başarı hikayesi yazmış. Kendisine böyle özgüveni yüksek bir şekilde bazı paylaşımlar yapıyor diye buna niye sinirleniyorsun? İlla sizin gibi mi düşünecek? Sizin gibi mi yaşayacak? Sizin söylediğiniz, dayattığınız, istediğiniz gibi mi giyinecek? Ne demek ya? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Laik hukuk devleti. Demokratik devlet. Öyle biliyoruz, öyle yaşamaya gayret ediyoruz. Nedir yani? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve Cumhuriyet'in niteliklerini mi terk ediyoruz? Hayırdır? Hayırdır? Bunlar doğru işler, doğru sözler değil. Gündeme gelmek de bunlarla doğru değil. Bir gerçek var ortada. Öyle ya da böyle. Avrupa'nın en büyüğü şu anda. Ve ne diyor? Diyor ki biz dünyanın en büyüğüyüz. Ve olimpiyatları da kazanacağız Paris'te. Bitti. Evet. Sen böyle bir hedef koyabiliyor musun? Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Bu takıma sahip çıkmak. Bu takımı daha sağlam hale getirmek. Tabii. Daha var önümüzde. Çünkü başarıyı elde edenleri ayaklarından yere çekmemek. Milli ruh budur, birlik budur, beraberlik budur. Yani yalandan bir takım sözler söyleyip efendim işte bana göre Ebrar milli değil. Ne sana göre? Yani o sana göre o milli değil, sen mi millisin kardeşim? Millilik adı altında neler yapanları da görüyoruz. Yani hiç yoksa bu hanımefendi, bu kadın bir meslek icra ediyor ve mesleğini hakkıyla, teriyle, kanıyla yani bir İstiklal Marşı söylüyor. Ağlayarak. Ya bitti sen daha. Yani şunu hepimizin söylüyor. Ben diyor sembolik milliyetçi değilim diyor.
göstermelik milliyetçi değilim diyor. Hissettiği, bütün ekrandan geçti. Yaşayan gerçek milliyetçi benim diyor. Evet. Yani şimdi milliyetçilik kimsenin elinde tapulu mal değil veya şey değil. Eleştiriler var dedik ya.